İstanbul'da yaşayan bir aile evlerinde köpek beslediği için davalık oldu. Çünkü sitenin yönetim planında yüksek katlı binalarda evcil hayvan beslenemez ibaresi vardı. Yerel mahkeme köpeğin tahliyesine karşı çıktı, Yargıtay ise kararı bozdu. Hayvan hakları savunucuları karara tepkili. Evlerde hayvan beslemek zorlaşıyor mu? İstanbul'da köpeğiyle yaşayan bir aile davalık oldu. Nedeni ise Sitenin yönetim planında yüksek katlı binalarda kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar beslenemez maddesinin bulunmasıydı. Yerel mahkeme köpek tahliye edilemez dedi. Dava yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gerçekten hem hukuka haykırı hem de toplumsal yaşayan insanlar için tehlikeli bir karar verdi. Karar gerekçesinde yönetim planını her şeyin üzerinde konumlandırdı ve bu nedenle de direnme kararını bozdu. Hayvan hakları savunucusu hukukçulara göre karar emsal teşkil ederse sadece hayvanların değil, kişilerin de yaşam hakları da müdahale söz konusu olabilir. Bu karar emsal olur ise eğer, gün gelecek her birimizin hayatını ilgilendirecek bir konu hakkında yasaklama gelebilecek. Mesela bence bu anlamda iki çocuktan fazla çocuk olmasın bir de denebilir. Haklarımızın özüne tecavüz edersek hayatı çekilmez hale getirir. O zaman herkes kendi sitesinde minik get dolarında kendi devlet kurallarını koyar. Çünkü yasaların da üzerine konmuş bu emsal kararda.